Selçuk Bayraktar'la alakalı halen daha bu ülkede birilerinin çok ciddi derdi var dostlar. Selçuk Bayraktar o kadar birilerinin canını yakmış ki her fırsatta Selçuk Bayraktar üzerinden bir karalama kampanyası yapıyorlar. Daha önceden bu ülkede mühendisler, Aselsan'ın, Havelsan'ın, TÜBİTAK'ın mühendisleri suikastlerle öldürülüyordu. Bu dönemde artık aktif bir şekilde bunu yapamadıklarından şimdi itibar suikastı yapılıyor. Yani daha önceki mühendislerimizin canına suikast düzenlenip öldürülüyordu. Şimdi itibar suikastı yapıyorlar. Çünkü eskisi gibi arazide güçlü değiller. O FETÖ'cü köpekler yok. O vatan haini, ruhunu bir dolara satmış olan hainler yok artık. Emniyetin, askeriyenin, şunun bunun içinde, istihbaratın içinde. Onun için bizim parlayan yıldızlarımızı, mühendislerimizi suikastle öldüremiyorlar, itibar suikastı yapıyorlar. Halk TV'nin girdiği bir habere bak. E şimdi bir bakıyorsun arkadaş, damadın kiraladığı İHA'lara uçuş garantisi verilmiş. Uçmasa da günlük 1.2 milyon TL cepte. Ya ben bir şeyi soracağım. Ben bununla alakalı dünden beri baktım. Orman Genel Müdürlüğü'nün sayfalarına baktım. Basın açıklamalarını okudum. Haluk Bayraktar'ın, Baykar'ın açıklamalarını okudum. Bu haberi kendisine referans gösterip de bunun üzerinden böyle sayfalar dolusu haberler yapanlara da bir baktım. Bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede yalan haber yazmanın, yalan haber yapmanın bir cezai yaptırımı niye yok arkadaş? İnsanların, şirketlerinin veya şahıslarının itibarlarına böyle suikast düzenlemenin niye bir yaptırımı yok arkadaş? Bir bakıyorsun habere, ulan haber nedir diye. Hem de öyle bir dönemde bunu yapıyorlar ki damadın kiraladığı İHA'lara uçuş garantisi. Bizim insanımız haberin detayına çok fazla bakmaz. Genelde manşet haberciliği vardır bizde. Manşetten oku, damadı, oy görüyor musun damadı? Hani lan biz İHA SİHA'n yapıyorduk? Tabii damadı zengin ediyor. Böyle bir algı oluşturuluyor. Abi bir bakıyorum aynı cümleler. Hemen göster. 23 derece diye bir şey. Köprü, havalimanı garanti vermediğimiz ne kaldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketi Baykar devlete günlük 1.2 milyon TL İHA kiralamıştı. Baykar'a da kiraladığı İHA'lar hiç uçmasa bile uçuş garantisi verildiği ortaya çıktı. Hemen yanında Muhbir diye bir site hemen alıyor onu ele. Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketi Baykar devlete günlüğü 1.2 milyon TL İHA kiraladı. Ondan sonra alttakiler devreye giriyor. Ozan Balık diye bir tane eleman saatlik tweet atıyor. AKP'li Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketi Baykar devlete, bakın aynı cümleler, aynı kelimeler, aynı merkezden düğmeye basılmış bir şekilde servis ediliyor. Bundan 2-3 gün önce bizim maruz kaldığımız o itibar suikasti devamlı Selçuk Bayraktar'a yapılıyor. Şimdi Selçuk Bayraktar'a PKK'lıların itiraz etmesini anlarım. Selçuk Bayraktar'a Amerika'nın itiraz etmesini veyahut da İsrail'in itiraz etmesini anlarım. Selçuk Bayraktar'a Rusların itiraz etmesini anlarım. Selçuk Bayraktar'a Ermenistan'ın itiraz etmesini ve operasyon çekmeye çalışmasını anlarım. Arkadaş bizim içimizdekilere ne oluyor? Selçuk Bayraktar'dan önce bu ülkenin çektiği sıkıntılardan haberi var mı bunları yazan tiplerin? Selçuk Bayraktar'dan önce biz İsrail'den Heron, Amerika'dan insansız hava aracı alıyorduk. 10 tane araç alıyorduk, 9 tanesi düşüyordu. Tanesini 4 milyon dolardan alıyorduk. O düşmeyen bir tanesinin de yazılımı yerli ve bizde olmadığı için o insansız hava aracının elde ettiği görüntüler ilk önce İsrail'e gidiyor veyahut da Amerika'ya gidiyor. Orada süzgeçten geçirilip bize gönderiliyor. PKK ile mücadele edeceğiz. Onun için biz Amerika'dan insansız hava aracı alıyoruz. O hava aracı ilk önce görüntüleri Amerika'ya yolluyor. Amerika onu süzgeçliyor, deşifre ediyor o görüntüyü, onu yolluyor bize. Tabii bize yollamadan önce de PKK'ya yolluyor. Bizim F-16'larda Heronların elde ettiği görüntüler üzerine dağ taşı günlerce, aylarca bombalıyoruz. Selçuk Bayraktar olmadan önce biz devamlı Aktütün Karakolu diye bir yer vardı. Devamlı onu konuşuyorduk. Doğru düzgün nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Ama devamlı gündemimizde. Dağlıca Karakolu gündemimizde. Aktütün Karakolu gündemimizde. Niye? Çünkü 2 ayda bir PKK'lı teröristler bir baskın yapıyor. 15-20 tane, 30 tane askerimizi şehit ediyorlar. Türkiye'nin her tarafında al bayrağı sarılı tabutlar var. Sen Selçuk Bayraktar
Bayraktar geldikten sonra o PKK'lı teröristler inlerinden, mağaralarından başlarını çıkartamıyor. Sen Selçuk Bayraktar'a yok damatın İHA'sı, yok bilmem şu, ayıptır ya. Ayıptır, ayıp. Bu ülkenin %80'i, %90'ı farklı siyasi görüşlerde dahi olsa Haluk Bayraktar'ı ve Selçuk Bayraktar'ı destekliyorlar. Selçuk Bayraktar işte damadın İHA'ları, SİHA'ları. 3-5 tane solcu zibidinin veyahut da o jetonlu kulübe gibi çalışan gazetecinin ortaya attığı bu iftiralarla sen Selçuk Bayraktar gibi bir markaya zarar vermeye çalışıyorsun. Ona operasyon çekiyorsun. Yeni Şafak'ta Ersin Çelik çok güzel bir yazı yazdı. Selçuk Bayraktar'a saldırma ihalesi almış bunlar. Orman Bakanlığı'na Bayraktar TB2 verilmiş, kiralanmış ve o kiralama da dünya standartlarında 3'te 1 fiyatına yapılmış. Orman Bakanlığı'nın açıklamasını hepsini okuyorum. 2022 yılında ilk kez Bayraktar TB2 ile diyor, Avrupa'da İHA'ları orman yangınları için kullanan ilk ülkeyiz diyor biz. Ve 2020'den 2023'e kadar 3055 tane yangın tespit etmiş bu İHA'lar. 3055 tane ve bu 3055 tanenin de 1993 tanesini Bayraktar TB2 belirlemiş. Bu ülkede orman yangını başladığı zaman Orman Bakanlığı'nın veyahut da orman bölgenin olaydan haberdar olup müdahale etme süresi 40 dakika, 45 dakika. Ama insansız hava aracı kullanmaya başladığımız andan itibaren bu ülkede orman yangınlarına müdahale 10 dakikaya düştü. Dedim ki bakayım hakikaten yani ortada bir haksızlık mı var? Bu Baykar'a pozitif ayrımcılık mı yapılıyor? Orman Bakanlığı ihale açıyor. Ne zaman? 1 Haziran'la 31 Ekim 2023 arasında. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 5 aylık bir ihale açıyor. Bu ihale de bütün herkese açık. Kamuya açık. İsteyen girebilir bu ihaleye. Baykar 6 tane insansız hava aracı alacak. Yangınlarda kullanılmak üzere. Kiralayacak Orman Bakanlığı. 5 tanesini Baykar'dan alıyor. Bunun yanında bir tanesini de TUSAŞ'tan alıyor. 6 tanesini alıyor. 5 tane TB2, Bayraktar TB2, bir tane de Aksungur alıyor. Fiyatlara bir bakıyorsun, dünya standartlarının çok çok altında. Bunun yanında Baykar ayrıyeten Orman Bakanlığı'na ücretsiz, bila bedel kullanılmak üzere 4 tane Bayraktar TB2'sini de teslim ediyor. Al diyor, bunu da kullan diyor ormanlarımız için. Ya İngiliz Telegraf mıdır nedir? O bir tane gazete var ya, İngiliz Telegraf. Açıklama yapıyor. Diyor ki dünyada böyle bir teknolojiyi geliştirecek kişi ve şirketin Türkiye'den çıkacağını hiç hayal etmez, hiç düşünmezdik diyor. Sen ne diyorsun ona? Damadın şirketi, damadın şu. Ulan bir bıkmadınız şu damat muhabbetinden. Berat Bey'i yediler damat diye. Şimdi sırada Selçuk Bayraktar var. Onu yemeye çalışıyorlar. Öyle bir algı yapıyorlar. Aynı noktadan düğmeye basıyorlar. Yorumlara bakar mısın? Yukarıdan bakıp ya kesilecek ya da yakılacak yerleri mi tespit edecekmiş bu İHA'lar, SİHA'lar? Oh be, ye babam ye, haram olsun o vergilerimizden aldığınız paralar. Ahımız yedi sülalenizden çıksın. Şimdi eğer öyle manşet atarsan millet de böyle yazıyor altına. Hani biz üretiyorduk, ne oldu? Kiralayan tarafa geçtik, hayırdır? Böyle cümleler kuruyor. Şimdi bu kadınla oturacaksın. Bu kadın sana senin cahil olduğunu, hiçbir şey bilmediğini, hiçbir şey görmediğini, dünyayı bilmediğini söyleyecek sana. Bunlar ayakta uyuyor. Yalandan otele para veriyorlar. İHA yapıyoruz milletin parasıyla. İHA yap, millete parayla kirala. Ne güzel bir saadet zinciri kurulmuş. Sorsam buna bir şey biliyor da konuşuyor. Bugüne kadar Baykar firması bu ülkeden, bu ülkenin devletten bir kuruş teşvik almadan bu teknolojiyi geliştirdi. Ve bizim her yıl 80-100 milyon dolar dışarıya verdiğimiz paradan da bizi kurtardı. Bunun yanında Teknofest'lerle beraber bu milletin evlatlarına, öğrencilerine, gençlerine bir şeyleri başarabileceğinin özgüvenini yükledi. Bu rakamla karşılaştırılamaz veyahut da bu parayla ölçülemez bu duygu. Bu milletin gençlerine bu özgüveni kazandırmak parayla ölçülemez. Ondan sonra bir baktım Orman Bakanlığı'nın şeyine, hani bu şey mi? İHA veriyorsun, günlük 1 milyon 200 bin lira para veriyor. Ulan diyorsun, hani İHA'nın böyle bir kiralama mı olur? Bunun gerçek ederi ne kadar ki? Değil mi? Abi bir bakıyorsun Bayraktarların insansız hava araçlarının bakımı. Onun yanında kullanacağı devlet hava meydanları işletmesi var ya, onun kirası, bütün kontrolü, eleman barındırma, bütün teknik hizmet, bütün her şey o rakamın içerisinde. Ve o rakam dünya standartlarının 3'te 1
bir oranında düşük. Ya bu marka bizim arkadaş ya. Bu marka bizim. Sen hiçbir Amerikalının kalkıp da ya bu iPhone abi bırak şimdi bu Apple'ı ya. Apple devletin değil ki, Apple bir 3-5 kişinin kurduğu bir şey diyor mu? Yok. Bir bakıyorum öyle bir zamanda böyle bir algıya kalkışıyorlar ki şu anda Ege, Akdeniz, bütün kıyı şeritlerimiz kavurucu bir sıcak sebebiyle şu anda cayır cayır yanıyor her taraf. Her tarafta yangınlarla boğuşuyoruz. Sadece bizim ülkemiz değil, Yunanistan öyle, İtalya öyle. Tam böyle bir zamanda eşeğin kulağına karpuz kabuğu kaçırmanın derdinde birileri. Yazık, günahtır, ayıptır ya. Tamam, eleştir abi. AK Parti'yi eleştiriyorsun, belediyeleri eleştir, bakanlıkların çalışma eleştir. Ama elimizdeki en kıymetli markaya bu saldırı niye abi? Ermenistan Selçuk'a saldırsa tamam. Amerika Selçuk bayrakları bitirmeye çalışsa tamam. Anlarız bunu. İsrail Selçuk bayraklara itibar suikastı yapmaya çalışsa anlarız. Ermenistan'ı anlarız. Rusya'yı anlarız. Fransa'yı anlarız. Hepsini anlarız da arkadaş, bizim ülkemizde bizden gibi görünenlere ne diyeceğiz? Siz kimsiniz abi? Kimin adına çalışıyor? Kimin adına konuşuyorsunuz? Bilmiyorum yani. Ukrayna'yı Rusya'nın karşısında ayakta tutan Baykar. Libya'da bütün o devletler toplanıp Libya'yı işgal etmeye çalıştılar. Hafter'in yanında durdular. Onların hepsini toprağa gömen gene Baykar. Bir bakıyorsun Karabağ, Ermenistan'ın işgalinden kurtarıp özgürlüğüne kavuşturan yine Baykar'ın o TB2'leri. Önemli görev yapıyor, önemli rol alıyorlar orada. Bütün dünya sıraya girmiş, senden TB2 almaya çalışıyor ama birileri bize diyor ki yok arkadaş, üretmeyeceğiz İASİA. Ne yapacağız? Şeftali üretin. Bir tane iPhone alabilmek için 3 ton 4 ton domates üretip vereceğiz, bir tane iPhone alacağız. Birileri eski Türkiye'yi hayal ediyor ve özlüyor. Çünkü eski Türkiye'ye döndükleri zaman kendi saltanatlarına devam edecekler. Bitti o iş, bitti. Bitti, kapandı o iş. Selçuk Bayraktar bu milletin öz evladıdır. Selçuk Bayraktarı bu millet gözünden bile sakınır. Ve Selçuk Bayraktar'a operasyon yapmaya kalkan kim olursa olsun bu millet o kişileri tükürüğüyle boğar. Selçuk Bayraktar bu ülkenin bir değeridir. Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir nasibidir. Fatih Sultan Mehmet nasıl deniz olmayan yerden gemileri yürütmüşse Selçuk Bayraktar da insansız uçaklar uçuruyor. E hani istikbal göklerdeydi? Hani göklere kim sahip olursa dünyaya sahip olurdu? Ne yaptınız bununla alakalı? Yahu birisi kalktı dedi ki arkadaş biz niye bu İsrail'e göbeğimiz bağlı? Niye Amerika'ya göbeğimizi bağlayalım? Biz Türk'üz. Biz Anadolu evladıyız. Teknoloji bizde, ilim bizde, bilim bizde. Avrupa 1400-1500'lerde karanlık çağı yaşarken, orta çağdaki o bataklığın içerisinde debelenirken senin İslam medeniyetin bütün dünyaya ışık tutuyordu. Hint İslam medeniyeti, Arap İslam medeniyeti, Türk İslam medeniyeti, Avrupa İslam medeniyeti, Endülüs. Abi sende böyle bir medeniyet var. Sen o medeniyetten güç alarak bugün dünyaya teknoloji satıyorsun. Bizim ülkemizdeki 3-5 tane gazeteci görünümlü tetikçi kalkıyor. Damatın İHA'sı, damatın SİHA'sı. Ulan damat kadar taş düşsün başınıza ya. E hadi tamam, o zaman sizin damatlarınızı da görelim. Bakalım sizin damatlarınız bu ülkeye ne kattılar? Neyi icat ettiler? Millete, gençliğe neyi kattılar? Bir de hani ulan Selçuk Bayraktar. Bakın şu Baykar'ın şeyini hazırlamıştım. Onu da bir verir misin Nüketçiğim? Baykar, Selçuk Bayraktar'ın paylaşımını verir misin 27 numara? Deprem döneminde o 27'yi verir misin bir? Deprem döneminde birinci, ikinci gün 105 milyon para. İkinci gün 250 milyon. Üçüncü günde 300 milyon. İlk 3 günde Baykar tam 655 milyon para aktardı deprem bölgesine. Ve bu adamlar yurt içinden kazanmıyorlar ha parayı. Bu adamlar yurt dışından getiriyorlar. Yurt içinde İHA SİHA'ları askeriye, emniyete, orman bölgeye verdikleri İHA'lar, SİHA'lar, şunlar bunlar tabiri caizse devede kulak. Şimdi biz 1 milyon 200 bin lirayı çok büyük rakam olarak görüyoruz doğal olarak. Vay anasını satıyorum lan, baksana ya. Vay anasını ya. Baykar uçsa da uçmasa da 1 milyon 200 bin alıyor. Öyle diyor Halk TV'nin o operasyon çocukları. O jetonlu kulübeleri. Jetonu kim atıyorsa onun istediği numarayı çeviren tipler. Kimisi gazeteci kılıklı, kimisi akademisyen kılıklı, kimisi siyasetçi kılıklı ama zihni
zihniyet aynı. O kılığın arkasındaki düşünce, mantalite aynı. Hadi göreydik. 50 sene, 70 senedir bu ülkenin kanını emen büyük firmalar var bu ülkede. Büyük büyük holdingler vardı. Görseydik ya onları deprem döneminde. Adamlar 5-10 yıllık bir işletme deprem döneminde harcadıkları paraya bak. Bu ilk 3 gün. Sonrasında devam. Baykar'ın deprem bölgesinde. Bak bu Selçuk Bayraktar oturup da arkadaşlarıyla pizza yiyip mesaj atarak da depreme katkı sağlamadı. Veyahut da 2 tane çadırın önünden video atıp da su nerede? İşte bilmem şu nerede? Onun muhabbetini de yapmadı. İlk andan itibaren bütün şirket personeli, binlerce mühendis işini gücünü bıraktı. Deprem bölgesine koştu. 1000 tane kalıcı konut yapıyor. 1000 tane daire. 1000 tane daire kaç para yapıyor biliyor musun? Hesaplayamıyoruz ki onu. Bir daire 5 milyon olsa 10 tanesi 50 milyon. 100 tanesi 500 milyon. 1000 tanesi 5 milyar mı yapıyor? Dedeme demişler ki 10 milyar, 10 bin lira mı daha büyük 1 milyar mı? Dedem dedi 10 milyar, 10 bin lira. Niye? Ben öbürünü tanımıyorum dedi. Ama 10 bini tanıyorum. Bizim de hesap şeyimize girmiyor. Bu adamlara bu ülkeyi soyuyorsunuz diye yazılar yazılıyor. Şunlara bakar mısın ya? İA yapıyorduk, şunu yapıyorduk, bunu yapıyorduk. Vergilerimiz nereye gittiğini, neden yoksullaştığımızı şimdi daha iyi anlıyoruz diye Ozan Balık devamlı Sözcü gazetesi ayrı çakıyor Selçuk Bayraktar'a. Yazık ya, vallahi yazık. 2 milyar TL'yi bu millet için harcayan bir ailenin şirketine devletten bir kuruş almadan Türkiye'nin en marka teknolojisini geliştiren ve bunun yanında da bu ülkenin gençlerine başarabileceğini o özgüveni veren Baykar firmasına birileri bu devleti soyuyor diyor ya, Allah akıl fikir versin ya. Allah akıl fikir versin. Haluk Bayraktar ne diyor? Gazetecilikte bir haber hazırlanırken diyor, ilk önce bir aranır diyor, bir söz hakkı vardır. Bir ara beni de diyor ya. Bir ara arkadaş, bizim diyor Baykar'ın iletişim birimi var, basınla ilgili elemanları vardır veya bizi arayın diyor. Bir sorun bize olayın ne olduğunu. Ama diyor bu gazetecilik falan değil, bu bildiğin itibar suikasti. Türkiye'nin en kıymetli markası Baykar'a bir itibar suikasti düzenleniyor. Söz konusu ihale şeffaf ve açık bir şekilde yapılmıştır. Her bir vatandaş bu bilgilere ulaşılabilir. Ulaşabilir diyor. Bak, yapılan Bayraktar TB2 kiralaması dünyadaki benzer uçuş saat maliyetli kiralamaların en az 6 kat daha ucuz. Ben hani 3'te 1'i falan dedim. 6 kat daha ucuz diyor. Yurt içindeki muadillerinin de 3'te 1'i oranında. Baykar olarak Orman Genel Müdürlüğü'nün ihalesine en düşük bedeli vererek 5 adet Bayraktar TB2 kiraladık. Ayrıca 4 tane de Bayraktar İHA'yı ücretsiz olarak Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunduk. Ya şu Baykar ailesinin, Bayraktar ailesinin bu işlere başladığı günden itibaren bu millete ne yükü oldu? Heh? Ne aldı bu milletten? Vermekten başka. Ailece kendileri bu işi becerdiler, başardılar ya. Bunu ayakta alkışlamak gerekirken ne bileyim ya.